kulağı olur. Canan Eşber, öncelikle 31 Mart yerel seçimlerinde 57 milyondan fazla seçmenin sandığa gittiklerinde karşılaşacakları oy pusulalarını sizlere gösterelim. Ankara özelinde örnek olarak hazırlanmış bu oy pusulası Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için yer alıyor ve burada görüldüğü üzere 7 siyasi parti var, 5 de bağımsız aday yer alıyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin logosu yok. Zira AK Parti adayı Mehmet Özaseki Cumhur İttifakı kapsamında destekliyor Milliyetçi Hareket Partisi. İYİ Parti'nin de logosu yer almayacak. Cumhuriyet Halk Partisi adayı Mansur Yavaş'ı destekleyecek. HDP de aynı zamanda büyük şehirlerde aday çıkarmayacağını daha önceden açıklamıştı. İşte bunun gibi 4 ayrı pusula yer alacak. Onlardan bir tanesi de Çankaya Belediye Meclis üyeliği. Bu bir diğer örnek olarak gösterelim. Peki bu 4 pusula ayrı ayrı zarfları mı konulacak? Hayır. Çünkü bu seçimde bir ilk yaşanacak. Hemen şöyle anlatalım. Oy kullanıldıktan sonra 4 pusula katlanacak ve tek zarfın içerisine konulacak. Bu şekilde geçersiz oyların sayısının azaltılması hedefleniyor. Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinde 24 Haziran İki ayrı pusula tek zarfa konulmuştu ve bu seçimde de 4 ayrı pusula tek zarfa konulacak ve işte bu sandıkların içerisine atılacak. 4 ayrı pusulanın tek zarfa konulacağını söyleyelim. Şimdi nasıl değişiklikler var? Bir kere sandık müşahitliği ile ilgili bir durum var. Onun da altını çizelim. Eğer biliyorsunuz 7 üye var sandık kurulunda. Bir tanesi başkan, diğeri memur üye. 5 tanesi de o bölgede en son seçimlerde en fazla oyu almış 5 siyasi partinin temsilcisi. Eğer bir siyasi parti bir bölgede seçime girmese, aday çıkarmasa dahi, seçime girdikten sonra aday çıkarmasa dahi müşahit artık bulundurabilecek ve bunun dışında bir diğer ilk de az önce söylediğimiz 4 pusulanın tek zarfa girecek olması. Hemen o oy kabinlerini de gösterelim. Bu Yüksek Seçim Kurulu'nun standart oy kabini bu perdeyi seçmen açacak ve kabinin içerisine girdiğinde onların beraberinde 4 ayrı pusula olacak. Bu pusulalar neler? Hemen onun da altını çizmek gerekiyor. Çünkü büyükşehir ve illerde farklılık gösteriyor. Hemen kameraman arkadaşım Mustafa Tunç sizlere gösterecek. Şu şekilde. Bunlardan bir tanesi Büyükşehir Belediye Başkanlığı için. Büyük şehirlerde seçmene 4 pusula verilecek. Bir tanesi Büyükşehir Belediye Başkanlığı için. Diğeri ilçe belediye başkanlığı için. Bir diğeri belediye meclis üyeliği ve dördüncüsü de muhtarlık seçimi için. Bu 4 pusula tek zarfa konulacak ve sonrasında sandığa atılacak. İllerde ise Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmadığı için ilçe belediye başkanlığı, il merkezinde il belediye başkanlığı, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık olmak üzere 4 ayrı pusula da illerdeki seçmenlere verilecek. 57 milyondan fazla seçmen pazar günü sandık başına girecek. 194 bini aşkın sandık kurulacak Türkiye genelinde. Ve seçmenler hür iradesini sandığa yansıtacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.